hayvancılıkla uğraşıyoruz. Baharın Mayıs ayının sonlarında, Haziran'ın başları gibi Erciyes yaylalarına çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu yaylalarda hayvanlarımızı otlatıyoruz. 60 gün süre zarfında burada duruyoruz. 60 gün sonra aşağıda ekinlerin biçim döneminde hasat olduğu zamanlar köy icarlayarak, çünkü arazide bir sıkıntımız var. Ondan dolayı hayvancılığımızı oralarda idare ettiriyoruz. 12. aya kadar falan oralarda duruyoruz. Şimdi bu 60 günlük süre zarfında buradayız. Ama buralarda da doğru dürüst hayvan otlatacak bir yerimiz yok. Mera sıkıntımız çok. Çoban sıkıntımız var. Çoban bulamıyoruz. Yani örneğin benim işletmemde 300 baş hayvan var. 2 kişiyle güdüleceği zaman 3000 lira, 4000 lira maaş veriyorum ve çoban bulamıyoruz. Yani Türkiye'de zaten bulamıyoruz da Afgan falan oluyor yurt dışından gelen. Onlar da kaçak olduğu için çalıştırmakta sıkıntı oluyor. Çalıştıramıyoruz. Çünkü yakalandığı zaman çalıştırmanın cezası var. Yakalanırsa bize ceza kesilir. Onun için de çalıştıramıyoruz Afganları. Türkiye'de de çoban bulamıyoruz. Bunun gibi yani hayvancılıkta bundan 2 sene, 3 sene önce işletmemde 500 baş hayvan varken şimdi 300 başa düştük. Ortalama örneğin benim işletmemde bir çobana 4000 lira maaş veriyorum. Yemesi içmesi bana ait. Elbisesi, ayakkabısı bana ait. Bu şartlarda Türkiye'de yani Türk çoban bulamıyorum. Türkiye'de bizim kendi memleketimizden yayacak arkadaş bulamıyoruz. Ancak dışarıdan gelen arkadaşlar çalışıyor. Afgan olsun, Suriyeli olsun. O da görüyorsunuz kimi dağda koyunu koyup kaçıyor. Kimi hayvanını satıyor. Hiç güvenilecek bir tarafı da yok ve de kanunen de yasak. Normal yani yasal değil.